arkadaşlar, bugün 2019 4 Nisan tarihli bu dergiden bir kalıp çıkartacağım. Bu elbisenin kalıbını çıkartacağım. 218 elbise. Bu model çok hoşuma gitti. En küçük bedeni çıkartacağım. Önceden 38 bedeni dikmiştim ve o ardım falan da yoktu. Eksikti. Ve tuval gibi olmuştu bana. Kumaşı aldım. Ama biraz eksik çıktı. Yani o yüzden yarın gidip biraz daha alacağım. 1 kiloluk daha alacağım. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Dikeceğim kıyafet bu şekilde arkadaşlar. Benim bu şekilde bir yaka istiyordum hep. Düz ve dar, ama ben bunu biraz kabarık dikmek istiyorum. Yani dümdüz bir şekilde kesmeyeceğim, çizmeyeceğim. Yani şu şekilde bir etek yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama bakın bu düz gelmiyor bu şekilde yani. Ama bu dümdüz. Aşağıya doğru dümdüz. Aşağıya doğru bu dümdüz uzuyor. Ama ben bu şekilde bir etek yapmak istiyorum. İkiyi çizdik arkadaşlar. Mesela üstüne tik attım. İkiyi şu şekilde çizdim. Siyah burada yazıyor zaten. Siyah patron, yani siyah rengi takip ediyorsun. Siyah çizgi takip ediyorsun. Pafta B üstünde de yazıyor zaten. 1 ve 10 arasındaki siyah sayıları da takip ediyorsun. Ve ben 36 bedeni, yani şurada 36 beden, 36 yani en üstündeki. Onu takip ettim. O çizgi takip ederekten çizdim arkadaşlar. Yani bunu takip ettim arkadaşlar. Zaten burada pençelerin hepsi gözüküyor. Kalıpları çıkarttım arkadaşlar. Hepsi bitti. Toplamda 10 tane kalıp. Tabi bazı kumaş üstüne koyunca böyle çift taraflı işte katlama yer. Arka ortası, ön ortası falan derken 2 tane falan olacak işte. Bunun bu kısmını arkadaşlar bu şekilde böyle bu şekilde yaptım. Normalde dümdüz yapmam gerekiyor da düzleri etekte. Ama ben onu kabarık olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Yani bakarsanız düz değil. Bu tarafı burası bol mesela bu şekilde geliyor ve burası dar, burası bel kısmı çünkü arkadaşlar. Ondan sonra burasını da aynı yaptım. Burası ön, yani burası kumaş katına koyuluyor arkadaşlar ve bundan 2 tane de çıkıyor. Bundan da arka ortası, burası fermuar değil. O yüzden böyle 2-3 tane falan fazladan pay vereceğim çünkü buraya fermuar dikecek arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak böyle kestikten sonra makineye geçildiği zaman pensleri kapanıyor. Bu ön mesela şu kısmı pensi oluyor. O kapatılıyor, dikiliyor. Bu kısmı mesela pensi, burası pensi, burası pens, burası pens. Onlar kapatılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinin pensi dikildikten sonra iç tarafları bu şekilde gözüküyor. Pensleri diktikten sonra bu ön, bu da etek arkadaşlar, bu şekilde buralarını ve bunun da buralarını dikiyoruz. Arkadaşlar biraz daha detaylı göstermek istedim. Burası arka. Burası boş bıraktım çünkü burada fermuar yapılacak. İlk diğer videoda burası ön demiştim. Burası arka arkadaşlar. Çünkü burası da buraya da fermuar yapacak. Burasına geçecek. Ve bunun da burası ön arkadaşlar. Burası ön. Tabii ki de iç kısmı. Yani dikilen kısmı burası. Şu anda dikiyorum. Bu kolumuz. Toplu iğne ile yaptım şu anda. İç kısmı bu şekilde gözüküyor. Bunu bu şekilde çepeçevre dikeceğim. Dikince bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Burası omuz kısmı. Dikmek için arkadaşlar ilk burasını birleştiriyoruz. Burası koltuk altı oluyor. Burası da omuz. Kollarını dikince ön taraf bu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar etekle birleştirme geçtik. Dümdüz dikiyoruz arkadaşlar üstünü ve eteğini. Bu şekilde dikildi arkadaşlar. Sıra geldi fermuarına. Ondan sonra da yakasına geçeceğim. Fermuar dikmek için bu üst kısmını, yani boyun kısmını açıkta bıraktım. Orada fermuar dikeceğim. Ve alt kısmını dümdüz aşağıya doğru dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tam bu şekilde. Ve bu tam bu boş gördüğünüz kısma da fermuar dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar toplu iğne ile fermuarı bu şekilde monte ettim, açıp kapattım. Şu anda da dikeceğim. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Bunu da o şekilde birleştirmiştim. Sonra da yününü çevirip diktim arkadaşlar. Yani şunu da henüz dikmedim ama dikeceğim. Diktikten sonra göstereceğim.
Tabloyu yine elle yaptım arkadaşlar. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Şu anda dikeceğim. Diktim arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Burasından diktim. Şu anda da bu kısmını bu şekilde tam bu kısmını böyle çımba dikişi dikeceğim.